Ama kurdukları 1960'taki sistem ifade etmek isterim ki istedikleri zaman istediklerinin patronajla ulaşacakları, istedikleri zaman istediği bölüme veya kişiye veya kişilere veya gruplara yönettirecekleri bir sistemdir. İnsanların ömür tıkamayı iyi biliyorlardır. Anayasayı tatlandırmayı iyi biliyorlardır. Ve kuralları istedikleri gibi yorumlamayı iyi biliyorlardır. Çünkü kendileri yazmıştır. Ve bu ülkeyi istedikleri gibi yönetmek değil, oyun ve sandığın, hatta demokrasinin, hatta milli iradenin hiçbir ehemmiyetinin, öneminin olmadığını ifade eden bir yazıyı kaleme almışlardı. Bunun içerisinde bir adım ileri gidiyor, dört adım, beş adım geri geliyor. Çünkü arabayı sürerken bile arkanıza bakma lüksünüz yoktur. İşinizi yaparken bile arkanıza bakma lüksünüz yoktur. Tarlayı eğer zamanında bitirmek için kazmak, onu beklemek zorundaysanız arkanıza bakma lüksünüz hiçbir zaman yoktur. Eğer bir fabrikada çalışıyor, bir makinenin başında çalışıyorsan o fabrikada çalışırken arkaya bakma lüksünüz yoktur. Eğer bakarsanız ya kendinizi kaybedersiniz, ya işinizi kaybedersiniz, ya zamanınızı kaybedersiniz. Yıllardır ülkemizin kendini kaybetmesi için sürekli arkadan hamle yapanlara artık yeter ve artık dur deme zamanı gelmiştir milli iradeyle beraber. Gezi olaylarında daha bir gün önceydi. Bu ülkede İMF'nin borcu tamamen bitmişti. Hepimiz hatırlıyoruz. Faizle %4'tür. İnanamıyorum. Türkiye'ye uluslararası doğrudan sermaye yatırımları geliyordu. Ve Türkiye herkesin bu bölge içerisinde cazibe bölgesi haline gelmişti. Neler yapılmıyordu ki? Marmaraylar, Avrasya tünelleri, 3. Boğaz köprüleri, neler yapılmıyordu ki? 3. havalimanları, Kanal İstanbul'lar, neler yapılmıyordu? Türkiye özgüvenini yeniden kazanmış. Tam 300 yıl Tarlaca'dan sonra gerileme dönemini sona ermiş. Adımlarını güçlü bir şekilde geleceğe atıyordu. Ve Türkiye'de 5 ağaç yüzünden gezi olaylarını çıkardılar. Çıkardıkları an, çıkardıkları dakika Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da, televizyonlarda canlı olarak verdiler. Dünyanın sanki hiçbir yerinde bir takım olaylar yaşanmıyormuş gibi. İnsanları birbirine düşürdüler. Hükümeti dirençsiz göstermeye, yönetemez göstermeye çalıştılar. Ve Türkiye'ye büyük bir provokasyon, Türkiye'ye büyük bir oyun, Türkiye'ye büyük bir tezgah hazırladılar. Bunu onlar yaptılar. Gezi olaylarından bir gün önce de biz Türkiye'de böyle bir olay olacağını bize sorsalar bilmenizi istiyorum ki söyleyemezdik. Bilemezdik. Çünkü sistem bunu açıktı, bunu iyi bir şekilde yönettiler. 17-25 Aralık'ı biraz önce anlattım. 16 Aralık akşamı yargının patronaja geçip ülkenin liderine ve ülkenin lider partisine bir tezgah kuracağını, bir iftira bulduğuyla onu patlayacağını hiç kimse inanamazdı. Ama 17 Aralık sabahı, 25 Aralık sabahı onu da gördük. 6-7 Ekim olayları öncesinde yine her türlü kitleyle dışarıdan kurulan bir tezgahla ülkenin doğusunda ve güneydoğusunu yangın yerine çevirmeye çalışanların ortaya koyduğu süreçte aslen ondan önce tahmin edemedik. Bilemedik böyle bir şey olacağını. Hele 15 Temmuz'da, 15 Temmuz saat 20'de, saat 8'de Çalışma Bakanlığı'nda çalışırken gelen merkezden bana bir telefon geldi. Dediler ki, Hakkari'de gençler geldiler. Bunlar bir bakanla görüşmek istiyorlardı. Ama aradık taradık, çok bakan arkadaşımız Ankara'da yok. Neredesiniz diye sorduklarında bakanlıktayım, buyursunlar gelsinler dedik. Biz onlarla birlikte demokrasiyi konuştuk. İdarelerimizi konuştuk. Hayallerimizi konuştuk. Onlarla birlikte terörü nasıl bize getireceğimizi konuştuk. Onlarla birlikte Hakkari'nin dağlarında terörün değil çiçeklerin açmasını, orada iş, istihdam, kardeşlik, barış ve huzur gelmesini birlikte konuştuk. Yüzlerimiz gülüyordu. Onların da yüzleri gülüyordu. Ve gelen telefon belki de hiçbir zaman tahmin edemeyeceğimiz bize verilen bir haber, bize verilen bir mesajdı. Evet, Türkiye'de uçaklar uçuyor. Türkiye'de helikopterler uçuyor. İnsan
Kılıçağı bomba yağdırıyor. Bir taraftan tatlar milletin arabalarının, milletin dükkanlarının üzerine gidiyordu. Bunu hiçbir zaman tahmin edemedik. 14 Temmuz günü tahmin edemedik. 13 Temmuz'da tahmin edemedik. 15 Temmuz öğlen tahmin edemedik. 15 Temmuz akşam tahmin edemedik. Çünkü bu sistem, bilmenizi istiyorum ki bize her türlü tuzağı hemen istedikleri zaman hazırlayabilecek bir sistemdir. Yine ifade etmek istiyorum. 7 Haziran. 7 Haziran tarihini hep beraber hatırlıyoruz. Hep beraber 7 Haziran tarihini biliyoruz. 7 Haziran AK Parti tek başına iktidara gelemedi. Bu milletin kararıdır. Başımızın üzerindedir dedik. Bu milletin kararıdır. Biz buna ancak uymakla mükellef izledik. Biz öyle dedik ama başkaları başka şeyler söylediler. Hatırlarsınız, bu PKK'nın sözcüsü olan bir siyasi parti var. Terör örgütünün sözcüsü olan bir siyasi parti var. Bu siyasi partinin mensuplarının o günkü konuşmaları var. Tek tek bakın neler söylediklerine. Diyorlar ki artık inisiyatif bize geçti. Neyin inisiyatifi geçti? Çünkü tek başına iktidar oradan kalktı. Niçin? Teröre karşı. Ekonomik bir takım müdahalelere karşı artık din durabilecek bir hükümet. Tek başına bir hükümet anlayışı, bir irade ortadan kalktı. Şimdi elimize geçirdik dediler. Neyi geçirdik? Özellik ilan edeceğiz. Başladılar özellik ilan etmeye. Muş'tan, Mardo'dan, Cizre'den, Nusaybin'den her taraftan özellik ilan etmeye. Artık buradan bizim borumuz özel dediler. Şimdi sormak istiyorum. Muğla'daki dostlarımıza, dava arkadaşlarımıza sormak istiyorum. O gün özellik ilan edenler bugün nerede? Edirne bir görevde koymuşsun başımızın acısını. Ama sadece fitne onların eseri değil. Fitne bu Türkiye'yi birlik ve beraberliğine, Türkiye'nin bütünlüğüne, Türkiye'nin yarınki selametine ve hedeflerine ulaşmasını engelleyen bir anlayışın eseri. Onları destekleyenler, bugün onlara el altından silah yardımı yapmaya çalışanlar, bugün onlara kuvvet verenler, güç verenler hiçbir gün bu coğrafyada durmamışlardır. Cumhuriyetimizin iki temel ülkesi vardır. Birisi istiklali tamme, yani tam bağımsızlık. Diğeri ise egemenlik kayıtsız, şartsız milletin lafıdır. Bu sözdür. Bilmenizi istiyorum ki biz 300 yılın, son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz. Hem de en güçlü dönemindeyiz. Kişi başına gelirse yeriniz 11 bin dolar. Kaybolduğunları budur zaten. Çekemedikleri budur. Fesatlandıkları, hasetlendikleri budur. Bu Türkiye nasıl bu tablo içerisinde olur? Nasıl 11 bin dolara gelir? Siz kimsiniz ki 25 bin dolara hedef ortaya koyarsınız? Siz kimsiniz de uçak yapacaksınız? Siz kimsiniz de araba yapacaksınız? Siz kimsiniz de ordu yapacaksınız diyenlere bir mesajımız var bizim. Evet, biz büyük bir Türk milletiyiz ve dünyanın en büyük devletinden birisi olacağız. Dünyanın en büyük devletinden. Ve bu sistem içerisinde bizi sürekli tehditlerle, bizi sürekli endişelerle karşı karşıya bıraktılar. Şu anda çok önemli bir zaman diliminin içerisindeyiz. Hep birlikte bu memleket bir karar verecek. Geleceğine ait bir karar verecek. Parlamentosu güçlü mü olacak? Yargı tarafsız ve bağımsız mı olacak? Bu ülkede yürütmeye etkin hızlı ve adımını attığında milletle beraber atabilme kabiliyetine haiz mi olacak değil mi? Bunun kararını verecek. Bunun kararını vermek elbette ki millete aittir. Ama onlar diyorlar ki bu kararı millet vermesin. Bu kararı biz verelim. İşte şimdi önümüzde büyük bir sınav var. Büyük bir imtihan var. Ve büyük bir gelecek var. Biz bunları tanıyoruz. Bu söyleyenleri, bunları söyletenleri iyi biliyoruz. Bunlar birinci Boğaz Köprüsü yapıldığında da aynı dediler. Dediler ki, bu birinci Boğaz Köprüsü yapılırsa bundan sadece zenginler geçer. Öyle ama. Zihinleri o kadar. Ufukları o kadar. Gelecek bakışları o kadar. İkinci Boğaz Köprüsü. Rahmetli Özal, Allah nurlar içerisinde
yaptığın zaman, yapacağın zaman hatırlıyorsunuz değil mi tartışmayı? Necdet Can bana dedi ki, biz sana bu köprüyü yaptırmayız dedi. O da ne dedi? Ben dedi, birinci Boğaz Köprüsü'nü satar, ikinci Boğaz Köprüsü'nü de yapar bana siz. Yaptı mı? Yaptı mı? Yaptı. Üçüncü Boğaz Köprüsü'ndeki kıyameti biraz önce anlattım. Kıyameti kopardılar. O pusula getirdiler, Ankara'ya verdiler. Dediler ki bunları yapamazsınız dediler. Onlar bu milletin özgüven destanıydı. Onlar bu milletin gelecek nesline bırakabilecekleri en güzel eserlerdi. İstemiyorlardı. Bize sevincimizi yasaklamak istemiyorlar. Kursağımızda bırakmak istiyorlardı her şeyi. Onlar üçüncü köprüye de hayır dediler. Bunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz. Peki sadece onlar mı hayır dediler? Hayır. Onlar hayır demedi. Bir taraftan bu ülkede Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da barajları yapan, yolları yapan müteahhitlerin bir taraftan şantiyelerini darmadağın eden, onları bombalayan, onların iş makinelerini yakan, onların çalışanlarını kaçıran, öldüren, katleden o anlayışla Yüksekova Havalimanı'nı bir şekilde içine, bir şekilde gönlüne, bir şekilde aklına oturtamadı. İstemedi. Dedi ki hiçbir şekilde biz buna müsaade etmiyoruz, bunu yaptırmayacağız. Biz buna hayır diyoruz. Bugünkü tablo nedir biliyor musunuz? Yüksekova Havalimanı'na hayır diyenlerle birinci, ikinci, üçüncü Boğaz Köprüsü'ne hayır diyenler kontrola girdiler. Milletin karşısındalar. Milletin karşısındalar. Sadece o kadar olsa iyi. Bütün bunlarla birlikte önümüzdeki günlerde de 16 Nisan'da da bunlar tekrar hayır diyorlar. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, onun mensuplarına açık bir şekilde seslenmek istiyorum. Bugün Kılıçdaroğlu sizi yanlışa sevk etmektedir. Yıllardır seçim kaybeden bir Kılıçdaroğlu. Türkiye yanlışa sevk etmektedir. Onu uyanınız. Onu bu yanlıştan döndürünüz. Türkiye'nin istikametini istiyorsanız, selametini istiyorsanız, bu ülkenin tam bağımsızlığa ulaşmasını istiyorsanız, bu memleketin hür ve özgür bir şekilde olmasını istiyorsanız, ay yıldızlı bayrağın 780 bin kilometre karada dalgalanmasını istiyorsanız, bu ülkenin kendi uçağını üretmesini istiyorsanız, bu ülkenin kendi arabasını üretmesini istiyorsanız, aklın koltuğunda kalmış Kılıçdaroğlu'na uymayın diyorum, uymayın diyorum. Ve yine onlara bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak Cumhuriyet Halk Partililere bir şey daha ifade etmek istiyorum. 7 Haziran'daki HDP'nin aldığı sonuçtan sonra eğer